Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ETS 2'deyiz. Oyuna yeni bir güncelleme, yeni bir açık beta geldi. 1.51 betası geldi. Yalnız ben ne zamandır oynamıyordum. O yüzden videosunu da çekemedim. Siz birkaç gün gecikmeli olarak bunu izleyeceksiniz. Zaten görmüşsünüzdür. Herkes neredeyse çekti. Hani ben bu oyunu seviyorum hala daha. O yüzden devam etmek istiyorum. Onunla alakalı da işte bir video çekmek istedim. Hazır güncelleme gelmişken. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip oyunumuza başlayalım. 1.51'de neler değişmiş? Öncelikle gördünüz. Bu ekran değişmiş arkadaşlar. Bayağı bir farklılaşmış. Böyle çok koyu bir tema seçmişler. Biraz karanlık olmuş ama yine de güzel, sade her şeyi burada görebiliyorsunuz. Mesela modlar dediği kaç tane modunuzun açık olduğunu hemen burada modların içine girmeden görebiliyorsunuz. Buradan profilimizi değiştiriyoruz. Şu an benim hileli profilim açık. O yüzden World of Trucks'a bağlı değilsin diyor. Onun da uyarısını yapmış. Seçeneklere, ekstralara, her şeye buradan girebiliyoruz. Kariyere devam et dediğimiz zaman ben şimdi her şeyi ayarlayıp tekrar girdim. Eğer her şeyi ayarlamadan girdiyseniz orada eski save dosyalarınızı gösteriyor. 1.51'e geçtiğiniz için eski save dosyalarınızın bazıları hata verebiliyor. Yeni MAN aracı yapılandırdım kendime. TGX18400 aracı çok böyle sevdiğim bir yeşil yaptım. Güzel güzel gidelim diye. Sadece bununla kalmadım. Bir de arkama trailer aldım. Hatta bir tane de yük seçtim. Şimdi oyunda değişmiş olan şeylerden bir tanesi de Almanya, biliyorsunuz oyunun ilk haritalarından. Dolayısıyla Almanya'daki şehirleri böyle her haritada güncelliyorlar. Bu sefer de Kassel, Hannover, Osnabrück ve Dortmund'tu yanlış hatırlamıyorsam. 4 tane şehir güncellenmiş. Hannover veya Magdeburg'tu, hatırlamıyorum. Yani bir tanesi Kassel, bir tanesi Osnabrück. Osnabrück nasıl okunuyorsa. Bu ikisinin yenilendiğinden eminim. O yüzden önce bu iki şehir arasında gideceğim. Daha sonrasında da diğer iki şehir arasında bir yolculuk yaparız. Hileli hesabımda daha çok Doğu Avrupa'yı gezmişim zaten gördüğünüz gibi. Bir de İspanya kısmını gezmişim. Çünkü ben bu Iberia diyasesini çok seviyorum. Onunla alakalı şeyler yapmışım. Şimdi biraz bu oyunun orta kısmını da gezeceğiz. Tabii şu yukarıları da gezmişim. Ben 666'yı, ETS 666 diye bir hile var. Onun videosunu da çekmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. 666'yı kullandıktan sonra bu save dosyasını pek kullanmamaya başladım. O yüzden böyle biraz atıl oldu bu save dosyası arkadaşlar. Şimdi sabahın köründeyiz. Saat 5'ti yanlış hatırlamıyorsam. 5'i ayarlamıştım. Evet, 5'i 2 geçiyor. Aracımız şöyle. Çok güzel oldu. Bir marşımızı verelim. Girlfriend GF plaka vermiş bize. 34 GF plaka. Yalnız yeşiller pek uyumlu olmadı. Wilton DLC'sinden bir şey aldım. Dorse. Ama yeşili çok güzel olmadı. Şunlar çalışıyor mu? Hemen bir bakmak istiyorum. Sadece bir tane şey çalışmıyor. O neden çalışmıyor? Çünkü 16 değil, 12 vitesli araç. O yüzden 1, 2, 4, 8, 10, 12. Evet, zaten yetiyor. Bu diğer mandala gerek kalmıyor. Şöyle çıkalım. Kornalarımız da böyle. Şu yukarıdaki şeyleri kullanabiliyor muyuz? Bir dakika. Önce bir onu ayarlamak istiyorum hemen. Yola çıkmadan şu ön tepeyi açalım. Bunları başka bir yerden açamıyorum galiba. Bakayım. Evet. Aracımızın içine geçersek süper olacak. Buranın, bu Kassel şehrinin şeyi çok güzel. Garajın girişi çıkışı harika olmuş. Bakın böyle eski püskü bir yerden giriyorsunuz. Müthiş olmuş yani, ben çok bayıldım. Şöyle göstereyim. Hatta şunu da açalım. Vay. Çok hoş olmuş burası. Yolun ortasına çıktık tabii bu arada. Allah. Fren yerine debriyaja basıyorum ya. Şaka gibi aracı da stop ettirdik. Ne zamandır oynamadım, ortaya çıktı. Biz buradan sağa döneceğiz galiba. Yok, sola dönüyormuşuz. Şaka mı bu ya? Aa, geri viteste çalışıyor. Geride çünkü 4 vites var. O yüzden geri viteste mandal çalışıyor. Şöyle döneceğiz. Bu arada arkadaşlar, direksiyonumu, daha doğrusu pazar günü evdeydim. Hem 3 tane video çektim. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Biraz geç izleyeceksiniz ama pazar günü evde olduğum için 3 tane video çektim. Aynı zamanda temizlik yaptım biraz. Setup'ımı temizledim. Bilgisayarım, masam, koltuğum, ışıklar, her şeyi temizledim. Hatta direksiyonumu da temizledim. Direksiyonumu temizlerken, bu deri bir direksiyon olduğu için delikli, hem de
bir şey yapıyor. Aralarına kir girebiliyor, toz girebiliyor. O yüzden de bence temizlemek lazım. Benim bir deri temizleme sütü gibi bir şey vardı evde. Daha önce eski bir arabamdan kalma. Acaba dedim onunla temizleyebilir miyim? Gerçekten gayet güzel oldu. Zaten bir yerlere koymuş olabilirim fotoğrafını. Buradan mı gireceğiz? Abo, bu nasıl bir giriş? Dur, dışarıdan görelim bunu. Hakikaten buraya mı gireceğiz? Vay, çok güzelmiş. Doğru yere geldiğimizden emin değilim ama. Evet, kapı açıldı. Eyvallah. Kapıyı açtığınıza göre herhalde burasıdır diye düşünüyorum. Abi bu ne böyle ya? Bayağı bir değiştirmişler. Hakikaten bayağı bir değişmiş yani şehir. Bu şehre hiç gelmemiştim normalde ama böyle şeyler yoktu yani. Şirketler. O girişi çıkışı falan böyle dar. Zorlaştırmışlar falan. Gayet güzel olmuş. Sinyalimiz açık kalmış bu arada. En sonunda şirkete geldik. İçeriye buradan gireceğiz herhalde. Yükümüzü alalım. İnşallah yük gitmedi. Yük piyasasından mı seçiyorduk onu? Valla yani GPS diyor. Herhalde bu. Hurda metal taşıyacağız. 23 ton. Aracımız 400 beygir. O yüzden dedim hani birazcık zorlu bir şey olsun. Nereye gitmemi istiyor ben anlayamadım. Şöyle navigasyondan bakayım diyeceğim ama. Oğlum dışarı çıkıyoruz. Yanlış yerden gelmişiz. O oradan gelip vallahi kafam karıştı ya. Şu sağ tarafta mı yük? Şurada bir yerde galiba. Yükü nereden alacağız? Heh. En sonunda bulduk. Uyarı çıktı. Hop 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 hop. Oo, son anda. Ya çok fazla istop ettirdim, farkında mısınız? Ama 3. viteste kalmış. Bir dakika, arkamı görmüyorum. Heh. Bari burada bir saçmalık yapmayalım. Direksiyon azıcık kayıyor. O sürdüğüm şeyden sonra belki kurulamam lazım da bilmiyorum. Ben onu normalde araç koltuğu için almıştım. Araç koltuğunda bayağı işe yarıyordu. Hem koruma hem de ne derler ona, bakım sütü aslında. Temizleme de yapıyor aynı zamanda. Evet, motoru kapatalım. El freni çekelim. Araç kaydı bu arada gördüğünüz gibi. Yüklememizi gerçekleştirelim. Birkaç dakika geçti. Aracımızı yükledik. Çayımızdan yudumumuzu aldık ve hadi bakalım, bismillah. Oo. Aracın gitmemesi şaka mı? Biraz rampaymış ama yine de biraz zorlanacakmışız gibi bir his var içimde ama dur bakalım, hayırlısı. Şimdi normalde çıkış burası mı, öbür taraf mı? Dar taraftan çıkmak istiyorum. Geçecek miyiz? Allah, kaldırıma çıktık. Birazcık zorlanacağız gibi gözüküyor. Yolumuz 203 kilometre. Nasıl gidiyoruz? Şuradan. Kornaya bak. Buradan böyle dönebiliyor muyuz? Biz biraz önce çıkıştan mı girmişiz yani? Ne yapıyorum ya?
Ya kaçıncı stop ettirişim bu aracı? Valla oynamaya oynamaya tır kullanmayı unutmuşum galiba arkadaşlar. Debriyajı ayarlayamıyorum yani. Bu korna daha güzel. Şöyle gidelim diyeceğim ama bu önümüze atlayacak mı? Evet, sıkıntı yok. Şehrin içerisini pek gezmedik ama şöyle Kasa şehrinden dışarıya çıktık bile. Şehrin içini çok böyle ayrıntılı bir şekilde gezersek bu sefer yol çok uzun sürecek ve duramadık. Peki. Gerçekten de duramadık yani. Şöyle aslında biraz sıfır kamerasıyla gezebilir miyiz? Şöyle biraz dolaşalım. Hızlıca. Ha bir dakika, bu gideceğimiz yol ya. Yanlış yere gittim. Şehir böyle çok güzel şeyler yapmışlar. Yapılar var. Burası zaten bizim çıktığımız şey. Şirket. Şurada bir yol var. Sonra şehrin içi de şurası galiba. Şöyle. Burada bir şirket daha var falan. Evet. Yeşili yakaladık. İkinci yeşil de olsa yakaladık. Bence bütün her şeyi değiştiriyorlar. Bitki örtüsü, şeyler, şirketler, yollar. Yani yeni gelen DLC'lerden mesela parçalar alıp buna ekliyorlar tahminimce. Dolayısıyla da şey değişiyor tamamen. Havası değişiyor yani. Bu arada aracım nasıl ama? Yakıyor. Çok güzel oldu. Şu öndeki yeşil tam benim sevdiğim yeşil bu arada arkadaşlar. Bayılıyorum bu yeşile. Özellikle araçlarda çok güzel duruyor. Biraz şeridimizin dışına çıkmışız. Tekrar girdik içeri. Yani bir süredir ETS2 oynamıyordum. Sürekli böyle aynı oyunu oynamak istemiyorum. Zaten biliyorsunuz hafta içi ben şey yapabiliyorum ancak. Video çekip yayınlayabiliyorum. Öyle olunca da az oyun oynayabiliyorum. Yani 5 tane oyun oynayabiliyorum her hafta içinde. Bunlardan bir tanesini genelde Farming Simulator yapmaya çalışıyorum bu aralar. Ama o zaman da hiçbir şeye yetişemiyorum yani. Dolayısıyla bazen siz mesela abi şu oyunu oynayacaktın, bu oyunu oynayacaktın diye yazıyorsunuz ama o oyunu oynayacak zamanım kalmıyor. ETS2'yi bile oynayamamışım ki benim YouTube'a başlama serüvenimin ilk oyunudur yani ETS. Dolayısıyla ayrı bir saygım var yani ETS'ye karşı. Burada da bayağı bir büyük şey varmış. Kereste fabrikası. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani ben her güne video yetiştirmem mümkün değil. Hatta hafta içi 5 güne yetiştirmek için bile zorlanıyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ki şu anda yaz dönemi olmasına rağmen. Yani okullar kapalı olmasına rağmen diyeyim. Allah. Kusura bakma dayı. Belki geçerim demiştim. Ama tabii ki yine karşıdan araç geldi. Jantlarım mükemmel oldu. Jantlara biraz uğraştım bu sefer. Böyle krom yaptım, parlak parlak. Vidalarına kadar değiştirdim yani bu sefer jantları. Dedim niye uğraşmıyorum? Allah Allah, debriyajımda bir sıkıntı mı var ya? Temizlerken bu arada o geçen biraz birkaç dakika önce söylediğim temizliğimi yaparken pedalları da temizledim. Baya böyle bütün şeyi temizledim, setup'ı.
Mikrofonumu mesela temizledim. Mikrofon bayağı şuraları falan toz tutuyor. Bu mikrofonu kullananlar bilir. Ama güzel oldu. Sadece işte sökmedim bilgisayarı. Söküp de parçalarını falan temizlemedim. O kadar ileri gitmedim. Artık o da olmasın diye. Abi beni gerçekten geçmeye mi çalışıyorsun ya? Geçemedi de. Arkaya geçti. Aslında CPU'nun bir şeyini falan da değiş... ne derler? Termal macununu da yenirsem iyi olacaktı ama o kadar girişmedim valla. Yine geldik bunların arkasına ya. Bunlar gidememişler ki hala. Hadi bakalım. Bu aralar direksiyonlu oyunları çok oynamıyorum. Yani setup'ı iyi güzel yaptım ama direksiyonla oynamıyorum. O da biraz şey yapıyor. Oysaki direksiyonum hep burada duruyor. Yani siz kamerada görmeseniz de ben direksiyonumu kaldırmıyorum. Klavyeyi kucağıma alıyorum. Kameranın ekranını küçültüyorum. Hani beni göreceğiniz kadar. Abi ne durdunuz ya? Ne durdunuz, öldürdünüz beni ya? Ama yine de işte direksiyonla oyun oynamak zor olabiliyor. Gir benzin al, bir şey yap. Bırakın beni, bir salın artık ya. Bir tane de polis varmış arada. 100 kilometreyi daha yeni gelebildik yani. Bayağı uzun sürecek maalesef bunların yüzünden. Neyse şuradan sonra galiba biraz hızlanacağız. Otobana çıkıyormuşuz gibi gözüküyor. Buradan mı? Hayır. Biraz ara gazı vermek gerekiyor galiba. Abi ne yaptın? Sürekli birileriyle uğraşıyorum ya. Aa, burada da ışık mı var? Çok güzel. Hadi yeşil yandı. Hadi yürü yürü yürü. Polis durma ya. Gözünün yağını yediğim, niye durdun? Peki, dönemedik. Birazcık bekleyeceğiz. O arada çayımızdan bir yudum daha alalım. Sizler benim videomu izlerken böyle bir şeyler yiyip içiyor musunuz arkadaşlar? Ya, yorum olarak yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum yani nasıl izliyorsunuz videoyu. Hadi. Vitesi yükseltirsek bayılır mı? Bayılmadı. Hadi oğlum lan. Hadi 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 hadi, çıkarsın. Yaparsın. Evet. Hala 80 kilometremiz var. Bakalım. Gideceğiz inşallah bugün. Ben bu kadar uzun bir yolculuk olacağını düşünmemiştim. Bu arada bu manda biliyorsunuz kör nokta uyarı sistemi var. Bakın şimdi buradan araç gelince sinyali yakınca ötmüyor muydu ya bu? Bu arada gerçekten sola geçmemiz lazım. Ötme olayı başka araçta mıydı? Elektriklilerde miydi yoksa? Hayır.
Ya yolu kapatmışlar yine ya. Şunu her seferinde kapatacağım diyorum, unutuyorum. Sağdan, ha sağdan gideriz. Yani umarım. Galiba. Dortmund keşfedildi diyor. Biz Dortmund'a mı gidiyorduk ki? Yok. İçinden geçiyoruz demek ki Dortmund'un. Şimdi bu ileriyi de kapattılarsa o zaman sıkıntı, evet. İlerisi de kapalı. Ne yapacağız? İnşallah helikopter yoktur deyip ben bu aradan geçeceğim. Yapabileceğim bir şey yok. Oo, birazcık çarptık. Sanırım helikopter yok. Bir kamyon var gibi gözüküyor. Herhalde kenarı boştur yani yapabileceğim bir şey yok. Buradan gitmemiz lazım. Bunu normalde kapatabiliyoruz diye biliyorum ama bir araç falan mı yanmış, bir şey olmuş herhalde. Evet. Geçtik. Hiç de bir şey yokmuş yani. Şunun için bütün yolu kapatmak nedir ya? Gerçekten böyle bir şey yapmıyordur bence Almanlar ama işte oyun bu. Oo, ne kadar büyük bir rüzgar değirmeni. Geçiyoruz şu anda. Allah, aracı çok savurdum. Değirmene bakalım derken savrulduk. 36 kilometremiz kaldı ama sanki hiç yaklaşmışız gibi değil ya. Bence en çok şeyler değişiyor. Ne deniyor ona? Şirketler. Şirket kelimesini unuttum ya. İnanır mısınız? Şirketler değişiyor bayağı bir. Onları güncelliyorlar yeni şeylerle. Görüntülerle, diğer haritalarda gelen şekilleriyle şirketleri bayağı güzel yeniliyorlar bence. Osnabrück'e geldik. Buradan sola dön diyor. Otobüs durağı da varmış. Volvo galerisi var. Dur artık. Volvo'yu keşfetmiş olacak mıyız acaba? Önünden geçmediğimiz için galiba saymayacak. Keşfetmiş olarak göstermeyecek sanırım. Abi orada mı durdun gerçekten ya? Bak Pizza House yapmışlar mesela. Burada bir şirket var. Şu köprü altlarına yazılar falan gelmiş mesela. Bunlar diğer şeylerde oluyor muydu? Hatırlamıyorum şehirlerde ama. Şöyle bakalım buralarda başka bir şey var mı? Buralarda yok. Buradan zaten sağa döndük mü? Yükümüzü teslim edeceğiz. Sinyalimizi verelim. Hadi oğlum, hadi oğlum. Araç 4x2 olduğu için de biraz zorlanıyor anladığım kadarıyla. Şirketimiz burası. Bakın mesela şirket girişleri, kapılar falan bayağı değiştirilmiş. Ya bunlar daha önce başka DLC'lerde falan vardır da Almanya'da yoktu yani. Almanya'ya işte bunları yeni yeni getiriyorlar. Şimdi burada duracağız, sonra oraya mı devam etmemizi isteyecek? Ne saçmalık ya. Geri geri teslim ederiz ya artık. O kadarını da yaparız. Buradan geçmemizi istiyor. Kağıt şeyi galiba burası ama. He, hurda metal getirdik zaten biz de. Hurda metali şeyin altına koyacağız direkt. Adam da oradan metalleri atıyor bak. Arabayı gönderdi. Hop. Hop, 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 hop. Burada dönecek yer yokmuş ki ya. Neyse şöyle bir
geri gelelim. Ya stop etme artık. Oo. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Ve aracı şöyle döndürmeliyim ki ondan sonra oraya geri gelelim. Evet, şöyle yaparsak buradan rahat bir şekilde gireriz. Stop ettirmezsem tabii. Şunu kapatalım artık. Ya abi yerleştiriyorum işte, artık şunu gösterip durma. Şaka gibi ya. Evet. En sonunda getirebildim. Aracı da stop ettim. Dorsayı da boşaltalım bakalım. Mükemmel dedi. Güzel geldik bence de. Şöyle sür diyeyim. Bir düzgün yere çekelim aracımızı. Araçta yük olduğu zaman daha da kötü oluyor galiba. Evet. Şöyle ortada bir yerde durabiliriz. Reşil'in rengi çok güzel oldu ya. Bayıldım. Evet arkadaşlar, güncelleme dediğim gibi belki bir haftaya yakın oldu çıkalı ama ben daha yeni çekebildim ancak. Şöyle aracımı stop edeyim. Şehirler özellikle değişmiş, bir de ilk giriş ekranı değişmiş. Onun dışında çok bir şey yok ama bu Almanya'nın içerisindeki şehirlerin yenilenmesi güzel oluyor. Çünkü artık onlar çok eskide kalmıştı diğer haritanın şehirlerine göre, DLC'lerin şehirlerine göre. Artık onları da böyle güzel güzel göreceğiz. ATS'de mesela animasyonlu yükleme geldi ama maalesef ETS'de yok. Bilmiyorum getirecekler mi? Bakalım, belki 1.52'de falan gelir. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.